Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte 1. Murad'ın vefatı ve düzeltiyorum, 1. Murad'ın saltanat döneminin değerlendirmesi konusunu yapmıştık. Ve bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Yıldırım Beyazıt'ın sultan olmadan önceki yaşamı konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Sultan Yıldırım Beyazıt sultan olmadan önce nasıl bir yaşam sürdü? Bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle biz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Evet. 1. Beyazıt veya Yıldırım Beyazıt 4. Osmanlı padişahıdır. Ve ilk kez sultan unvanını kullanan Osmanlı padişahıdır. 1389'dan 1403'e kadar 3 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Murad Üdvendigâr, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur. Babası Murat Bey, annesi ise Rum asıllı olan Gülçiçek Hatun'du. Adı babaannesinin babası Türkmenlerin edebalı diye andığı Eba Zeyd adından gelir. Küçük yaştan itibaren zamanının seçkin alimlerinden gelen İslam eğitimi ve değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare dersleri aldı. Osmanlı tarihlerinde kendisinden ilk olarak söz edilmesi, 1381'de Germiyanoğulları Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Sultan Hatun'la evlenişi nedeniyledir. Bu evlilik babası Murat Bey'in Germiyan topraklarının neredeyse tamamını gelin çeyizi olarak sınırlarına katmak politikasının sonucuydu. 1381 yılında evlenişinin takip eden yıllarında devlet idaresinde yetişmesi için Sultanönü, Eskişehir ve sonra Germiyan ile Kütahya sancakları beyliğine atandı. Sancaklarının askerleriyle Anadolu ve Rumeli yakalarında savaşlarda babasının safında yer aldı. 1385'te kardeşi Savcı Bey'in Bizans veliahtı Andrinikos Palaiologos ile birlikte hareket ederek ayaklanmasının bastırılışı ve Şehzade Savcı'nın gözlerine mil çekilmesi sonucu öldürülmesi olayları ile de Osmanlı tarihlerinde bahsi geçmektedir. 1389'da Sırpların çoğunluğunu oluşturduğu Haçlı ordusu ile yapılan 1. Kosova Savaşı'na katıldı. Osmanlı ordusunun sağ kanadının komutanlığını yaptı. Savaşta büyük kahramanlık gösterdi. Ve savaşın Osmanlılar tarafından kazanılmasında komutası altında bulunan Osmanlı sağ kanadının Sırplara karşı taarruz ile Sırp ordusunu çökertmesi çok önemli katkı sağladı. Babası Murat Bey bu savaş sonunda bir Sırp soylusu olan Milos Obilić tarafından şehit edilince devlet ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtı kendisine verildi. Evet, kıymetli dostlarım,
Muradı deltiyorum. Sultan Yıldırım Beyazıt'ın saltanat dönemi de bu şekilde yani. Bey olmadan önceki yaşamı da bu şekildeydi. Şimdi gelin bu konu hakkında biraz video dinletisi yapalım. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. hükümdarı 1. Murad'ın en büyük oğlu olan Bayezid 1354 yılında dünyaya geldi. 1381 yılında Germiyan oğlu Süleyman Çelebi'nin kızı olan Sultan Hatun ile evlenen Bayezid, çeyiz olarak alınan Eskişehir ve Kütahya sancaklarına sancak beyi olarak tayin edildi. Burada Osmanlı'nın doğu sınırlarını korumakla görevlendirildi. 1386 yılında babası 1. Murad ile Karaman seferine çıktı. Gerçekleşen Frenk Yazısı Savaşı'nda gösterdiği hız ve cesaret ile Yıldırım lakabını aldı. 1389 Kosova Savaşı'nda Osmanlı ordusunun sağ kanadının komutanlığını yapmış ve savaşın kazanılmasında büyük bir etkisi olmuştur. Yıldırım Bayezid bu savaşta babası 1. Murat şehit olduktan sonra onun vasiyetiyle yeni hükümdar olmuştur. Yıldırım Bayezid, babasının şehit edilmesinden sonra esir alınan Sırp Kınez Lazar'ın ölüm emrini verdi. Lazar'ın eşi Milika ile onun oğlu Stefan Lazarevic'i yanına çağırdı, kendisine biat ettirdi. Devlet erkanının tavsiyesiyle düşman peşinde koşan Şehzade Yakup Çelebi ise tahta hak iddia eder düşüncesiyle babasının çadırına çağrılarak boğduruldu. Türkmen beylerinin derin sevgi beslediği Şehzade Yakup'un öldürülmesi orduda büyük üzüntüye sebep oldu. Bu Osmanlı tarihinde ilk kardeş katliydi. Anadolu beyleri Şehzade Yakup'un idam edilmesini, ayrıca bağlılık yemini ettikleri 1. Murad'ın şehit olmasını gerekçe göstererek Osmanlı idaresine karşı harekete geçtiler. Yıldırım Bayezid Han bir ayağı Batı Anadolu'da, diğer ayağı Balkanlar'da olan bölgenin önemli siyasi gücü haline gelmiş bir devlete hükümdar olmuştu. İlk olarak Balkan sorunları ile ilgilendi. Lazarević ile Sırpların Osmanlı'nın vasalı olarak yıllık vergi vermesi kararlaştırıldı. Yeni kralın kız kardeşi Oliveira'nın Bayezid ile evlenmesine karar verildi. Yıldırım Bayezid'in Germiyan kızı Sultan Hatun ile evliliğini detaylıca anlatan kaynaklar bu evliliği kısaca geçiştirirler. Osmanlı tarihçilerinin bu tutumu şüphesiz Hristiyan biriyle evlenmenin hoş karşılanmadığı ile ilgilidir. Siyasi bir evlilik olsa da Bayezid, Oliveira'ya son derece değer veriyordu. Osmanlı kaynaklarının çoğu çok güzel bir kadın olduğunu belirttikleri Oliveira'nın sultanı kendisine aşık ettiklerini belirtirler. Oliveira adeta günah keçisi olmuş, yaşanan tüm olumsuzluklar ona mal edilmiştir. Sırplar, Macarlara karşı varlıklarını devam ettirebilmeleri için artık Osmanlı'nın siyasi ve askeri gücüne ihtiyaçları vardı. Osmanlı Sırplardan yardımcı kuvvet olarak faydalanacaktı. Bundan sonra Stefan, Macar baskısından dolayı Bayezid'e her zaman sadık kalıp seferlerine katıldı. Yeni bir Hristiyan ittifakını engellemek isteyen, aynı zamanda acilen Anadolu'ya geçmesi gereken Bayezid, Akıncı beylerine emir vererek Balkanların her yanına akın yapmalarını emretti. Yanına yeni Sırp kralı Stefan'ı alarak derhal Bursa'ya geçen Bayezid, Osmanlı'nın vasalı durumunda olan, asker ve vergi verme zorunluluğu olan dönemin Doğu Roma hükümdarı 5. Yannis'ten askeri destek istedi. 5. Yannis, oğlu Manuel'i Bayezid'in yanına gönderdi. Yıldırım Bayezid, vasallarını yanına alarak Anadolu seferine başladı. Karamanlı, Germiyanlı, Aydınlı, Saruhanlı, Menteşeli, Hamitli beylikleri ve hatta Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin, itaat ettikleri 1. Murad'ın yokluğundan faydalanarak harekete geçtiler. Amaçları giderek sınırlarını genişleten Osmanlı'ya dur diyebilmek ve kaybettikleri toprakları geri alabilmekti.
Kosova Savaşı'ndan sonra Karamanoğlu Alaaddin Bey Beyşehir'e kadar uzanmış, Germiyanoğlu II. Yakup Bey miras yoluyla kaybettiği toprakları tekrar zapt etmişti. Kadı Burhanettin ise Kırşehir'e kadar ilerledi. Anadolu seferinde Bayezid'in yanında olan 2. Manuel bu dönemde kaleme aldığı mektuplarda Yıldırım Bayezid'in kendileri için tehlikeli biri olduğunu yazmıştır. Yıldırım Bayezid hızlı hareket edip büyük başarılar elde ederek Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşoğulları ve Hamitoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı, kendi topraklarına kattı. Doğu Roma'nın toprağı olan ve dört tarafı Osmanlı arazisiyle çevrili Alaşehir Kalesi'ni zapt ettirdi. Saruhan arazisini Karesi Sancak Bey'i olan oğlu Şehzade Süleyman'a, Aydın ilini Şehzade Ertuğrul'a verdi. Kütahya merkezde kurduğu Anadolu Eyaleti Beylerbeyliği'ne Kara Timurtaş Paşa'yı atadı. Ele geçirdiği Hamidoğlu Beyliği topraklarını ve Isparta Sancak Beyliği'ni oğlu Şehzade İsa'ya verdi. Bayezid merkeziyetçi bir imparatorluk kurmaya çalışıyordu. Seferlerine devam eden Bayezid Teke bölgesine inerek Antalya'yı ele geçirdi ve burayı deniz üssü haline getirdi, Sancak Beyliği'ni oluşturdu. Yıldırım Bayezid artık Karaman Seferi için hazırlanıyordu. Karamanoğlu Alaaddin Bey, Candaroğlu Emir Süleyman ve Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin arasındaki ittifakı bozmak için önce Beyşehir aldı, ardından Konya'yı kuşattı. Larende'ye kaçan Alaaddin Bey, Yıldırım ile barış yapmak zorunda kalarak Çarşamba suyuna kadar olan toprakları Yıldırım Bayezid'e bıraktı. Bayezid, Ankara ile birlikte Konya'yı sancak haline getirerek merkeze bağladı. 1389-1391 yılları arasındaki yerel yöneticileri ortadan kaldıran Bayezid, bölgede Osmanlı idaresini kurmuş, sancakların bir kısmını oğullarına, bir kısmına ise kendi idarecilerini atamıştı. Anadolu eyaletini oluşturarak otoriteyi sağlamıştı. Bu birliği kılıç zoruyla gerçekleştirmesi ileride onu büyük bir sıkıntıya sokacaktı. Yıldırım'ın Anadolu'da olmasını fırsata dönüştüren Doğu Roma hükümdarı 5. Yannis İstanbul şehir surlarını tamirata girişti. Bu projeye oldukça sinirlenen Yıldırım, yaptığı yapıları yıkmasını, tamir işini durdurmasını, aksi halde yanında bulunan oğlu Manuel'in gözlerini kör edeceğini söyleyerek tehdit etti. 5. Yannis, çaresizlik içerisinde bu utandırıcı durumu atlatamadan 1391'de öldü. Yerine oğlu olan 2. Manuel geçti. 1391 yılında Anadolu seferinden sonra Bursa'da bulunan 2. Manuel, Yıldırım'a haber vermeden İstanbul'a geçti. 2. Manuel, Yıldırım Bayezid'in şehirde bir Türk mahallesi kurulmasını ve cami yapılması isteklerini kabul etmedi. Evet, burada kalalım değerli dostlarım. Dinlettiğimiz kaynakta. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Yıldırım Beyazıt'ın hayatını çok uzun bir şekilde ele alacağız. Öncelikle bunu size belirtelim. Çünkü Sultan Yıldırım Beyazıt çok önemli bir sultan. Ve benim kendi nazarı itibarımda ilk Osmanlı padişahıdır. Diğerleri bey olarak geçer. Çünkü Osmanlı beyliği gerçek devlet şeyine, karakteristik sınırlarına ancak ve ancak Sultan Yıldırım Beyazıt'ın zamanında ulaşmıştır. Bunu da bu şekilde belirtelim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Sultan Yıldırım Beyazıt'ın sultan olmadan önceki yaşamı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Sultan Yıldırım Beyazıt'ın saltanat yılları konusu olacaktır. Biz önümüzdeki videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.
Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.